Efendim, siyasetin başlıklarından biri bir ana yasa, yeni bir ana yasa. Siz de konuşmalarınızda sıklıkla ifade ediyorsunuz. Evet. Bu konuda CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin ortak bir ana yasa çalışması olacak mı? Eğer olursa da içerisinde olmazsa olmazlarınız neler olacak? Şu an bir var mı çalışmanız, hazırlık? Şöyle ifade edeyim. Bir sefer böyle bir ana yasa çalışması yok. Bu kamuoyunda tartışılıyor. Ben de büyük bir hayretle izliyorum. TÜSES'in yanlış hatırlamıyorsam 2017 yılında bir toplantısı oldu. O toplantı Orta Doğu politikaları ile ilgiliydi. Ben de o toplantıya katıldım. O toplantıya Sayın Karamollaoğlu katıldı. Yanlış hatırlamıyorsam Sayın Davutoğlu da o toplantıda vardı. Orta Doğu'yu konuştuk. Orta Doğu'yu tartıştık. TÜSES bir sivil toplum örgütü. Türkiye'nin ekonomik, politik konularını masaya yatırıyor. İlgili uzman kişileri çağırıyor. Yine TÜSES anayasa konusunda da bir toplantı yaptı. O toplantıya işin uzmanları, akademisyenler katıldılar. Görüşlerini beyan ettiler. Öyle ortada yok efendim bir anayasa yazıldı. Dört parti bir araya geldi. Anayasa taslağı hazırladı. Böyle bir şey yok. Dediğim gibi hayretle izliyorum. Ben öteden beri ısrarla söylerim. Bir partinin mutfağında anayasa hazırlanmaz diye. Anayasa bir toplumsal sorundur. Anayasa hepimizin yani bu ülkenin ana omurgasını belirleyen hukuk kurallarını ihtiva eder. Dolayısıyla anayasanın bir toplumsal uzlaşmayla hazırlanması lazım. Bizim dört partiyle bir araya gelip efendim oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok. Kaldı ki ben defalarca güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden söz ederim. Demokrasiye inanan pek çok siyasi partinin lideri de güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden söz eder. Bunun için partiler kendileri özel olarak çalışıyorlar, ekipleri çalışıyor. Yani güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden ne anlaşılacağı konusunda hatırlarsanız Sayın Davutoğlu bu konuda bir çalışma yaptıklarını ve önümüzdeki günlerde siyasi partileri ziyaret edip kendi görüşlerini ifade edeceklerini söylediler. Eğer biz bir anayasa konusunda bir çalışma yapacaksak önce başvuracağım, kapısını çalacağım parti elbette İYİ Parti Sayın Meral Akşener olacaktır. Onun görüşlerini almak olacaktır. Dediğim gibi böyle bir çalışma yok, söz konusu değil ama hani bir bardak suda fırtına koparmak gibi bir çaba var. Bütün vatandaşlarımın bu gerçeği bilmesini isterim.